İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir takipçimin isteği üzerine güzel mi güzel ve değişik bir modelin yapılışıyla geldim. Şimdi renk olarak iki renk kullanıyorum. Siz dilediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Örtü olarak yine şifon demur kumaşı üzerine yapacağım. Örnek olarak yaptığım için şu kadarcık ortadan başlayıp şu kadar zürafa çektim. Siz yazmalara yapacaksanız dört kenarını yapıp o şekilde modelinizin yapılışına geçebilirsiniz. Hanımlar, iplerim leylak marka. Her zaman kullandığım iplerden. İğne olarak da normal düz dikiş iğnesi. Şöyle elinizde, evinizde hangi iğne varsa kullanabilirsiniz. Şimdi ipimi takmadan önce güzel bir şekilde gerdirdim. Bu şekilde zürafalarımı tutuyorum. İpimin uzun tarafını alarak baş parmağıma bastırıyorum. Bir zürafanın içinden geçirdim. İpim üstte kalıyor. Alttakini tek dolayarak bu şekilde ipimi zürafama sabitledim. Dört tane zürafa yapalım. Bir tane yaptım. Zürafaya batarak ipim üstte kalıyor. Alttakini bir iki kere doladım. Aynı şekilde üstte kalıyor. İki kere doladım ve çekiyorum. Hanımlar, şimdi bir tane zürafa atlıyorum. İkinci zürafama batarak devam ediyorum. Şöyle ipim yine üstte, bir iki kere doladım. Kocaman bir zürafa yapmış oldum. Şimdi büyük zürafanın içine batarak üstteki ipimi üste atıyorum. Alttakini tek dolayıp geriye doğru gidiyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpır yaparken bu ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Bu şekilde çekiyorum. Şimdi bu iki parmağımla şuradaki, bakın şuradaki ipi tutuyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş çektim. Dibini bastırarak tam çekiyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu ikinci pırpırımızı küçücük yapalım. Şöyle. Bakın çok küçük yaptım. Şimdi yaptığımız küçük pırpıra batarak tepeye çıkıyoruz. Tepeye çıkarken bu ipimi üstüne atıyorum. Alttaki çift olan ipimi tek dolayarak tepeye çıktım. Şimdi yine küçük pırpırın içine batarak bir kere doladım ve burada bir tane daha pırpırımı yapıyorum. Şöyle tekrar batarak bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar küçük pırpırın tepesine çıkıyorum. Yine burada normal bir pırpır. Şöyle normal bir pırpır yaptım. Buraya bir tane daha küçük. Tekrar küçüğün tepesine çıkıyorum. Burada yine normal bir pırpır. Tekrar küçük bir pırpır. Şimdi hanımlar, küçük pırpırın yine bu arada yaparken bu şekilde elimizden şöyle sola doğru kaydıralım. Yamukluk olmasın diye. Şimdi tekrar çıkıyorum. Burada 3 tane normal pırpır yapalım. 1 2 aynı boyutta yapıyoruz. Ve 3.
3 tane pırpırımı yaptım. Bakın şuraya batıyorum. Yavaş yavaş iniyoruz hanımlar. Şuraya batarak aşağı iniyorum. Her sırada bir tane de sağda pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar aynı yere batarak burada solda yaptığım gibi bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle. Tekrar batarak aşağı iniyorum. Ve tekrar burada bir tane pırpır. Aşağı iniyorum. Her sırada bir tane pırpır yapıyoruz. Tekrar aşağı. Ve burada da bir tane daha yapıyoruz. Hanımlar, bu şekilde bir tane yaptık. Şimdi şuraya, pardon, şuraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki tane pırpır. Bakın bu iki tane pırpırımız araya çiçek olacak. O yüzden çiçeklerim için iki tane pırpır yaptım. Şimdi ayrıyetten bir tane daha pırpırımı yapıyorum. Bakın bir pırpır yaptım. Bir tane de küçük yapıyorum. Yine şurada yaptığımız gibi olacak. Küçük olan pırpırın tepesine çıkıyorum. Bir tane normal pırpır. Bir tane küçük pırpır. Bir tane normal pırpır, tepeye çıkıyorum. Bir tane normal pırpır. Bir tane küçük pırpır. Bu şekilde 5 sıra yapalım. Hanımlar, pırpırım küçük oldu ama sıkıntı değil. Düzeliyor yavaş yavaş. 1 2 3 4 Burada 3 tane yapalım. 1 2 Tekrar batıyorum. Ve 3. Yine burada elimizden bu şekilde düzeltelim. Aşağı iniyoruz. Yine her sırada bir tane pırpır. Bakın aşağı indim. Burada hemen bir tane pırpır. Tekrar iniyorum. Bir tane daha. Tekrar iniyorum. Bir tane daha. Son olarak yine iniyorum. Buraya bir tane daha. Hanımlar, burayı iki elimizden düzelterek devam ediyoruz. Şimdi yaptıkça modelimiz tam olarak ortaya çıkıyor. Elimizden düzeltelim. Araya bir 8 tane zürafa yapalım. Biraz uğraştıran bir model bu arada. Kolay bir model değil. Çok da uğraştıran bir model. Hanımlar, 7 tane yeterli diye düşünüyorum. Şimdi 7 tane yaptık. Yine bir tane zürafa atlıyorum. Şuraya aynısını yapalım.
videoyu uzatmama gerek yok. Burayı yaptığım gibi şurayı da yapıp geliyorum. Hanımlar, modelimizin altı bu şekilde oluyor. Aynı şekilde yazmamız bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Aralarda 7 tane zürafa yaparak. Şimdi çiçek kısmına geçiyorum. Çiçek kısmı hanımlar, şurada 2 tane pırpır yapmıştık. Bakın şöyle. Şurada. Tam da görünmüyor ama şu araya yaptığım iki pırpırın birincisine ipimi sabitliyorum. Şöyle sabitledim, hemen ikinciye batarak bir tane zürafa oluşacak şekilde ikincinin üstüne geçiş yaptım. Şimdi tekrar bu araya batarak şöyle geriye geldim. Bakın bu şekilde. Şu araya batıyorum. Bir kere dolayıp bir tane pırpır yaptım. Şöyle. Yaptığım pırpırın tepesine çıkıyorum. Tekrar şuraya batarak aşağı iniyorum. Aşağı inerken zaten bu ipim üstte. Burayı tek dolayarak bu şekilde aşağı indim. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Bir tane pırpır, yine pırpırın tepesine çıkıyorum. Şöyle aşağıya iniyorum. Ve bir tane daha yapalım. Yine bir tane pırpır tepeye çıkıyorum. Aşağı inerek bitiriyorum. Şimdi sık bir zürafa yapalım. Açılma olmasın diye. Şöyle. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Buradan ipimi kestim. Elimizden düzeltelim hanımlar. Elimizden düzeldikten sonra zaten ütüden sonra gayet modelimiz güzel oluyor. Şimdi şu iki yaprağı birleştireceğiz. Bakın ortadakine ipimi sabitliyorum. Ortadaki pırpıra batarak ipimi şuraya sabitliyorum. Bu taraftakine batarak aynı şekilde ortaya batıyorum. Bu ikisini birleştiriyorum bu şekilde. Şuraya batarak geri gidiyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde 3 tane yaprağımızı yapalım. Yine bir tane pırpır tepesine çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar bir pırpır tepeye çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Son olarak bir tane daha pırpır. Şöyle tepeye çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Yine burada bakın pırpırıma batarak sık düğüm atıp buradan ipimi kesiyorum. Model olarak bu şekilde. Yine buraya şurayı yaptığımız gibi yapalım, gelelim. Hanımlar, burayı da yaptım. Modelimiz bu şekilde. Aynı şekilde 7 zürafa yapıp yine bu yeşil yapraklarımızdan yapıyoruz yazmamız bitene kadar. Bittikten sonra üst tarafını bu şekilde devam ediyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.